Herkese merhaba. Bir listeyle daha sizlerleyim. Çünkü neden olmasın? Daha önceki videoda da belirttiğim gibi birkaç seriyi bu yıl başında sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bunlardan ikincisi Netflix seçkisi. 2017 yapımı bir filmle başlayalım. Filmleri yine kronolojik olarak sıraladım. Bazısını tekrar izledim, bazısını ilk defa izledim. İzlemediğim yok galiba. Evet, 2017 yapımı Noel Mirası'yla başlayalım. Fena bir film değil. Romantik komedi uzmanı olarak tad aldığım filmlerden biri. Çünkü malum bu konular hep birbirini tekrar eden konular. Ama burada ilginç bir şey vardı. O çekim, o güzellik vardı. Çok aşırı zengin bir ailenin bir kızı babasının beş parasız çıkıp zengin olduğu o kasabaya beş parasız bir şekilde yeniden döner. Biraz ceza aslında. Ve orada tek bir tane taksi, bir tane Uber, bir tane otel ve bir tane restoran olunca hep aynı insanlarla aynı akşamlarda yollar kesişir ve bir aşk doğar. Çünkü Noel ruhu varsa orada aşk kesin doğar. Şimdi Noel Prensi serisinden bahsedeceğim. Bu videoda 10 film olacak dedim ama bu 10 başlığın altında 3 film, 2 film barındıranlar da var. Dolayısıyla 15 film falan oluyor galiba. Noel Prensi serisi 3 filmlik bir seri. 17, 18 ve 19 yapımı olmak üzere 3 filmden oluşuyor. Yaptığı işten hiç de memnun olmayan New Yorklu bir gazetecinin öyküsü bu. Aslında gazetecilikten mutlu da gazetecilik adı altında milletin ayak işlerini yapıyor olmaktan dolayı çok mutsuz. Bir gün üstten bir emir geliyor. Aldovya adlı bir ülkede işte kral ölmüş, yerine prens geçecekmiş, Noel vakti ilan edilecekmiş. Hadi git bunun çekimlerini yap dediler bizim kıza ve bizim kız yola düştü. Önce nefret ede ede gitti. Ufak bir iş, yine ayak işi halledip dönerim diye ama sonra hikaye değişti. Çünkü kız yolunu sarayda kaybedince saraydan çıkası hiç gelmedi doğal olarak. Yani ne tesadüftür ki Aldovya'nın müstakbel kralı yani prensi de kral olmak istememekte. Babasını zamanında terk etmiş gitmiş ama baba kaybedince pıtı pıtı köyüne değil sarayına dönmüş. Ve işte olur muydu olmaz mıydı bu içsel bunalımlardayken bizim gazeteci kızla yolları kesişir. Kızcağız saraya dadı olarak eğitmen olarak sızar ama eğitmeni olduğu prenses hemen bunu fark eder ve ondan sonra karşılıklı bir çıkar ilişkisi içinde saraydaki varlığını sürdürür bizim New Yorklu gazeteci. Ondan sonra prensle yakınlaşmalar, Noel ruhu, şömine başında takılmalar, kar topu savaşları, klasik hikaye. İlk filmde aşık olmaları, ikinci filmde evlenmeleri, üçüncü filmde de bebekleri hikayesi var ve gittikçe sıkıcılaşıyor film. Aslında en başından beri prensesle, prenses değil ne o, kraliçe adayı gazeteci kızla prens zaten doğru düzgün vakit bile geçirmeden birbirlerine aşık oluyorlar. Bu çok ya romantik komediysen dahi gerçekliğin olmalı. Bu hiç gerçekçi bir şey değil. Bir de üstüne zorlama senaryolar yapalım, tuttu. Tuttuğunu da sanmıyorum ya neyse. Milletin parası bol herhalde. Hadi bir devam filmi çekelim derken 3. film dünyanın en sıkıcı filmi olmuş durumda. Buradaki kral, prens sonra kral olan eleman çok da yakışıklı da değil. Kasıntının teki zaten. Yani çok tutmadım diyebiliriz bu seriyi. Ve film Romanya'da çekilmiş. Bumbuz her tarafı kar. Dondum yani bu soğukta neyin romantizmi arkadaşlar. Ama şu var ki adamlar öyle güzel yapıyor ki kurgusal bir ülke, kurgusal oyunlar, kurgusal efsaneler, belki kurgusal yemekler yani olmayan bir şey yaratıp üstüne bir piyasa kuruyorlar. Yani Aldovya diye bir ülke diye uydurmuyor. Adam efsanesini üretiyor, anlatısını üretiyor, aile oyununu üretiyor. İşte biz bunu böyle yaparız diyor. Yani çok acı olmayan bir şey yaratabiliyorlar ama topraklarında bir menba olan ülkelerin bundan faydalanamadıklarında yakinen biliyoruz efendim. Yakinen. Bir de bu prensin kızı sevdiğine dair hiçbir işaret yok yani. Hani kızın da onu sevdiğine dair yok ama prensin hiç yok yani. Aldovya prensesin diye buz mu olacaksın? Surat sevmedim. Sevmedim. Başka bir üçlü filmle karşınızdayım.
The Princess Switch. Artık bunu nasıl değiştiriyor? Prenses değiştirmece. 18, 20 ve 21'de 3 film halinde çevriliyor bu da. Bir iki kızın, biri prenses olacak, kraliçe olacak ve bir pasta şefi, Chicago'lu bir pasta şefinin yolları, ülkenin adı neydi ya? Belgoya mı? Bir ülkede, yine kurgusal bir ülke, bir pasta yarışmasında yolları kesişiyor ve aman tanrım, o ne benzerlik, o ne benzerlik ve olaylar gelişir. Nasıl mı gelişir? Anlatacağım bir fırt çektikten sonra. Yine buz gibi sahneler var. Benim içim donuyor. Bunlar şortla, etekle geziyor. Yani buradaki prens Şeker, kızların yer değiştirmesiyle sevdalıklarının halleri de değişiyor. Çünkü aşçı kız prense aşık oluyor. Prenses adayı da aşçı kızın kankisine aşık oluyor. Ama aslında oğlanlar onların kim olduğunu bilmiyor falan filan. İlk filmde birin yer değiştirme hikayesi, ikinci filmde diğer kızın kraliçe olma hikayesi ve üçüncü filmde işin içine bir de kuzen dahil oluyor. O da onlara çok benziyor güya. Yine üçü birbirinin yerini değiştiriyor. Niye zorluyorlar, üç film çekiyorlar, kasıyorlar bilmiyorum. Ama bu biraz daha böyle, ilk film daha eğlenceli. Prens daha şeker, dediğim gibi. Aşçı kızın arkadaşı da yani. Yani buz gibi sahneler, kurgusal ülkeler ama bir de kurgusal aşklar var bu filmde. İki gün geçiriyorlar beraber ve birbirlerine aşık olup birbirleriyle evleniyorlar. Yani bilmiyorum. Çok zor. Yani Balgovya kralı da olsan çok zor. Ama şu var. Gittikçe sıkıcılaşıyor seri, dedim. Ama kadın, başroldeki kadın, adı neyse işte, iki farklı rolü canlandırıyor. Hatta ikinci ve üçüncü filmde buna bir de üçüncü kadın, kuzen dahil oluyor. Ya bu kadın bu üç farklı tipi nasıl canlandırıyor? Yan yana durdukları anlar bile oldu. İşin teknolojik boyutu, vay arkadaş neler yapıyorlar bir yana, bir de nasıl veriyor onu yani. Çok acayip. Çok acayip. The Holiday Calendar, kalandar, calendar, yılbaşı takvimi diyelim. Bu sefer işin içine biraz fantastiklik giriyor. 2018 yapımı bir film bu. Fotoğrafçı bir kadın var. Ama tabii ki hayal ettiği fotoğrafçılığı yapamıyor. Vesikalık çekiyorsun, düşünsene. Aragüler olmak için çıktığın yolda vesikalık çekiyorsun. Acı bir şey olsa gerek. Ve bir gün ona nenesinden, dedesi tarafından verilen nenesinden bir hediye kalıyor. Ve bu bir çeşit takvim. Nasıl işlediğini anlamadım ama kağıt takvimlerden önceki bir şey oldu söyleniyor. Ama o da ne? Bizim takvim büyülü. Her gün ona farklı bir hediye veriyor. İçinden böyle çıkıyor. Küçük patenler, küçük şekerler, kar taneleri gibi. Ve o gün o verilen nesneyle ilişkili bir şey gerçekleşiyor bizim hanım kızın hayatında. Ama zaten zorlamaya gerek yok. Yani buz pateni çıkıyor. Oralarda zaten sürekli buz pateni kayıyorsunuz. Noel şekeri çıkıyor. Zaten Noel'desiniz. Kız biraz bunları farklı yorumluyor ve peşinde dönen beyefendiyi görmeyip gidip alakasız bir doktora abayı yaktığını sanıyor. Ama belki de o kadar da yakmamıştır. Şeyi çok anlamadım. Yani bu fantastik takvim falan, bunlar hiç garip gelmedi. Bir insanın burnunun dibindeki 40 yıllık arkadaşın ilgisini nasıl anlamaz ve sonra nasıl ona birden "Aa, ben de seni seviyormuşum" der. Yani ben bu işleri çok gıcık oluyorum ya. Siz bizi salak yerine mi koyuyorsunuz? Yani burnunun dibinde biri seni sevecek, etrafında dönecek. Sen onu fark etmeyeceksin. Hadi fark etmeden sonra açıldığında da, ya da olaylar anlaşıldığında da bir bakıyorsun. Ben de seni seviyormuşum. Çok saçma. Bu filmi ben izleyin de diyebilirim. Çünkü çıtır çerez film, ne bekliyorsunuz? Yani atomu parçalayacak halimiz yok. Hayat kısa ayrıca, kasmamak lazım. Bu filmden ben bunu anladım. The Night Before Christmas.
favori filmlerimden biri. 2019 yapımı. Çünkü masal gibi bir film ve masal karakteri gibi bir şövalyeden bahsediyoruz. Şöyle düşünün. İşte şövalyesiniz, bilmem kaçıncı yüzyıl İngiltere'sinde. Sonra birden kendinizi işte New York mu, Chicago mu, Los Angeles mı neyse Amerika'nın ortasında bir yerde buluyorsunuz. Bir kadın sizi, hep de aynı kadın oynuyor bu filmlerde ha. Ya da ben çok benzetiyorum bilmiyorum. Evine davet ediyor. Ortalıkta lady'm diye dolaşan baklavalı bir abi. Çok iyi. Tam Noel ruhu değil mi? Fantastik bir yapım. Gerçekten geçmişten gelen bir şövalye var ve seninle aynı evde kalıyor falan. Fantastik. İzleyin, bu güzel. Aşk Baharı Beklemez diye çevrilmiş bir film. 2019 yapımı. Daha gençlik filmi, daha teenage. Kar fırtınası sebebiyle bir pizzacıda, bir köyde kala kalan gençlerin hikayesi. Farklı farklı hikayeler. Daha böyle durum filmi. Çok da bir şey olmuyor aslında. Ama bol bol kar var. İşte ailesinden sebep okumayı reddetmeyi düşünen bir kızımız. İşte cinsel tercihlerini ailesine açabilen ya da açamayan bir kızımız. Kankisine aşık olan ama bir türlü söyleyemeyen bir oğlumuz. Kız gözünün önünde başkalarıyla takılır, içi acır falan. Sonra kız gelir onu öper, bir şeyler. Yani vaktiniz varsa diyelim. Vaktiniz varsa. Yine bir seri, bu sefer iki film, Kaliforniya'da Noel. Bir kere galiba izlediğim filmler içindeki en sıcak Noel filmi, hiç kar yok. Hiç kar yok. Zengin bir oğlan var, şehirde vur patlasın, çal oynasın, nerede yattığı, nerede kalktığı, kiminle yattığı, kiminle kalktığı belli değil. Ve birden annesi ona der ki, klasik. Eğer işte şirketin devamında el almak istiyorsan şu şu işi halledeceksin, şu köye gideceksin, oradaki arsaları alacaksın falan filan, bizim oğlan gider. Ufak yanlış anlaşılmalar, çiftliğin sahibi kızla küçük küçük tatlı tatlı yakınlaşmalar. Sonra kız buna, sen bana yalan söyledin. Oğlan ona, hayır yalan söylemedim. Ben sana aşık oldum, yok olmadın, köyde yaşar mısın, sen böyle şehre gelir misin? Üzerinden kurulu bir hikaye. İlk film idare edebilir. Özellikle Manny, yardımcı karakter, çok tatlı. İkinci film, abi niye yapıyorsunuz böyle şeyler ya? Yapmayın yani. Başroldeki çiftimiz normalde de evliymiş. Yani bunun daha belli olabilen bir sıcaklık hissettirmesini isterdim. Zengin bir oğlanın ırgat olma hikayesi diyebiliriz. Böyle ilk filmi izleyebilirsiniz. 2021 yapımı başka bir film. Benim Güzel Noel Şatom. Sevdiklerimden biriydi galiba. Çünkü karakterler büyük. Olgun yani. Yaşı başı almış. Bunu elemiş, eleyi asamamış. Asma aşamalarındalar. Ve birbirleriyle karşılaşıyorlar. Bu hikayeyi gerçekten sevdim. Çok satan bestseller, hani böyle çıklıt kitaplar vardır ya. O kitapların yazarı bir kadın, ufak bir yanlış anlaşılma, bir kriz sebebiyle basıyor, aile hikayesinin peşine düşüyor ve hikaye onu İskoçya'ya götürüyor. Ve oradaki babasının zamanında çalıştığı bir şatonun bugünkü sahibi Dük'le yolları kesişiyor. Vallahi adam etek metek, kilt milt giyiyor ama yani güzel abi. Biraz huysuz bir adam, masal gibi bir diyarda, tek başına. Karşısına böyle bir kadın çıkınca tabii heyecanlar meyecanlar. Tatlı bir filmdi. İzlemenizi öneririm. Ve Love Heart, 2021 yapımı bir film. Galiba uzun uzun bahsetmek istiyorum çünkü işin içinde uzak mesafe ilişkisi, internet aşkı, sanal dünyanın yalanları var. İşin içinde tipine göre yargılanan insanlar, sevgi neydi ha dedirten durumlar var. Şimdi bizim kızımız internette bir yazar. Tabii yazmak istediği çok güzel şeyler var ama patron ondan aşk hayatındaki hayal kırıklıklarını yazmasını ister. Ve her gün bir uygulamadan birileriyle buluşur ve onların ne kadar vasat olduklarını, ne kadar kötü olduklarını, ona ne kadar yalan söylediklerini yazar ve insanlar bunu okur. İlginç, ilginç bir zamanda yaşıyoruz. Sonra bir gün öyle bir profil çıkar ki karşısına, ama yeme de yanında yat. Tipi güzel, hobileri güzel, ilgi alanları güzel, okuduğu kitaplar güzel, her şeyi güzel. Sonra telefon numaraları, onlar bunlar, saatlerce konuşmalar.
bu ilişkide tek bir handikap vardır. Adam çok uzaktadır. Sonra Noel'de bizim kız basar, yanına gider. Ama kendini kocaman bir yalanın ortasında bulur. O yalana başka yalanlar eklenir ve olaylar gelişir. Bir kere hiç gerçekçi bir film değil. Yani şöyle, internette birileri yalanlar söyler, uzak ilişkilerde insanlar basar gider, orada belki aldatılıyor olur, belki yalan söylenmiş olur, her şey olabilir ama sonunda o güzel kadın, o tipsiz çekikle ya da işte neyse Çinli mi Japon mu, olmaz yani. Zaten o kadar yapay bir öpüşmeleri vardı ki hiçbir romantik komedi böyle bitmez yani. Yani aralarında kardan adam geçiyor gibiydi. İş olsun diye yapmışlar. Ama komikti bir kere. Diğer filmlerde bu kadar komedi unsuru bu kadar yok. Komikti. Uzak ilişkiyi tartışması, tip üzerinden bir şeyler söylettirmesi, düşündürtmesi en azından bence önemli. Çünkü masallar diyarında yaşamıyoruz. Gerçek bir dünya var. Ve her zaman o yakışıklı, baklavalı ve güzel ve güzel bacaklı ve uzun boylu insanlar tercih edildiği için bu film biraz bunu tartışıyor. Sohbet edebiliyor olmalarına rağmen o çocuğu gördüğünde tereddüt eden bir kadın. Çok çok acı. Ama o elemanın söylediği sözle bitireyim bu hikayeyi. Aşk mükemmel olmak zorunda değil. Dürüst olması yeterli. Bence değil. O diyor. Ve seriyi berbat bir filmle bitiriyorum. 2021 yapımı bir İspanyol filmi. Adı neydi? Noel'den kaçış yok. Noel ruhu dayatmasından kaçan bir adam. Buraya kadar her şey güzel ama bu filmi niye çektiniz abi siz? Ne oluyor? Bu kadar çok paranız var mı? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Sakın izlemeyin. Yapımcılar siz de böyle şeyler yapmayın. Şimdi gelelim sonuna. Adamlar aynı hikayeyi 50 kere izlettirebiliyorlar. Ya siz izleyin izlemeyin. Gidiyor mu? Gidiyor. Yapabiliyorlar mı? Yapıyorlar. Aynı temanın etrafında 100 farklı hikaye oluşturabiliyorlar. Adamlar bu işi biliyor. Sevelim, sevmeyelim, kabul edelim, etmeyelim. Birçok şeyi filmlerden öğrenmiyor muyuz? Yani ben öğreniyorum. Yani Noel'deki ritüellerin birçoğunu, Noel ne yani normalde hayatımda gördüğüm, duyduğum bir şey değil. Ama bu filmler sayesinde, vasıtasıyla birçok şeyi görüyor, öğreniyoruz. Ya kanık satıyorlar. Noel ruhu diye bir şey var ve bunun hem parasını kazanıyorlar hem de tadını çıkarıyorlar. Noel dediğin şey ne? Adamlar için bir bayram. Bizim bayram günlerimizde ev gezmesi dışında yapabileceğimiz birçok şey, bayram şenlikleri, bayram yerleri, o panayır yerlerimiz kalmamışken bugün bir çocuk memleketine gittiğinde el öpmek ve ev gezmek dışındaki bunlar da çok kıymetli. Bayramın bayram olduğunu nasıl anlayabiliyor? Belki bir AVM'ye götürüyorsun. Varsa belki bir Luna Park'a götürüyorsun güvenliyse. Ama eskiler olan bayram yerlerimiz, şenlik yerlerimiz, panayır yerlerimiz, meydanlarımız kalmadı bizim. Ama adamlar senede bir vakit kuracakları, tamam belki 15-20 gün sürüyor ama Noel kasabası mı ne bir şeyler kuruyorlar ve o alan olduğu gibi duruyor. Orada bir yer var ve oraya her sene onu kurabiliyorlar. Elfidir, Noel babasıdır, geyiğidir, satışıdır, şekeridir, buz patenidir bunları hiç saymıyorum. Bu kültür etrafında öyle bir kültür ekonomisi oluşturmuşlar ki çatır çatır akıyor gidiyor. Fotoğrafçı da animalanıyor bundan, hediyelikçi de, palyaçosu da, animatörü de her neyse. Biraz insan heves etmiyor değil. Yani biraz insana zoruna gitmiyor değil. Bizim de çok güzel bayramlarımız var ama biz bayramlarda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü bizim o alanlarımız elimizden alındı. Yok yani bayram eğlencesi ne? Ne olur? Bayram neden ikinci gün itibariyle bitiyor? Halbuki 3 gün, 4 gün bayramlarımız var bizim. Ya da geleneksel kutlamalarımız var. Hıdrellezimiz var, Nevruzumuz var. Ne yapıyoruz biz bunlarda? Bunlar da ayrı soru işaretleri. O yüzden adamlara karalama kampanyası yürütürken, kültür emperyalizmi falan derken biraz da kendimize de bakmamız lazım. Adamın kültür emperyalizmine kapılma o zaman. Sen de bir şey yap. Ne yapacağım? Hangi filmimde bayram yerine giden çocuklar gördüm ben? Ya da bayram hediyeleşmesi diye bir şey gördüm. Bilmiyorum. Ve serinin bu videosunu da burada bitiriyorum. Umarım bir işe yarar. O berbat filmleri izlemezsiniz. Görüşmek üzere.